Duyum Haber'den herkese merhaba. Tabii sektörümüz her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Bununla birlikte pek çok yeni tesis, yeni firma, yeni oluşumda yine sektörümüze katılıyor. Sektörümüze hizmet vermek için. Tabii biliyorsunuz kısa süre önce Elmas Kule açılmıştı, hizmete girmişti ve bugün de yine yeni bir heyecan var. Elmas Kule'de yeni bir sarrafiye açılıyor ve özellikle de Elmas Kule'nin de ilk sarrafiyesi olacak. Mileva Has ve Mileva Has'ın bu heyecanlı güzel gününde biz de onların yanındayız. Firma sahibi Sayın Tarık Bozdağ'la birlikte konuşacağız bu güzel açılışı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Özellikle burada hangi hizmetleri vereceksiniz sektörümüze? Altın alım satımı, ziynet satımı, sarrafiye satımı, takoz işlemi, döviz dolar her işlemde yardımcı olacağız müşterilerimize. Özellikle Elmas Kule'de ilk kez herhalde bir sarrafi olacak. Aynen doğrudur. Elmas Kule'de şu an ilk kez ve bu blokta tek olacağız. Diğer bloklarda yakında tadilatlar bittiğinde orada da açarlar artık. Ama bu blokta tekiz. Bu blokta sadece siz sarrafi hizmeti vereceksiniz. Peki sektörde daha önce ne gibi çalışmalar yapıyordunuz? Sarrafi alanında herhalde sizin için de bir ilk olma heyecanı galiba değil mi? Sektör yani kendi firma bünyenizde. Doğru. Kendi firma bünyemizde ilk kez sarrafiye açıyoruz. Önceden çalışmışlığımız var. Ama kendi firmamız olarak atölye iş yapıyoruz. Ama sarrafiye olarak ilk kez. Sarrafiye ilk olarak. Aynen doğru. O zaman firmanızın diğer çalışmalarıyla ilgili de bize bilgi verir misiniz? Evagold'da biz atölyemiz var. Altın işliyoruz. Kolye yapıyoruz, yüzük yapıyoruz. Değerli taşlar satıyoruz. Şimdi de işte sarrafiye işine giriyoruz. Tecrübemiz önceden çalışmışlığım var sarrafiyede ama ilk kez kendi firmamız olarak açıyoruz. Ve değerli müşterilerimize hepsini bekleriz yardım görmek için. Herkesi bekliyorsunuz. Aynen herkesi. Ne kadarlık bir dükkan? Ne kadar büyüklüğü? Dükkanımızın büyüklüğü 27 metrekare. Fazla büyük değil ama müşterilerimize yardımcı olmak için yeterli. İleride kimine getirir bilmiyoruz. Ama her şey olabilir tabii. Tabii siz de yaşınız oldukça genç. Tabii genç nesil yavaş yavaş sektörde daha çok yer almaya başladı. Gençlerin tabii hem hedefleri büyük oluyor hem vizyonları farklı oluyor. Sektörle ilgili de birkaç böyle değerlendirme rica edeceğim sizden. Nasıl görüyorsunuz kuyumculuk sektörünü Türkiye'de? Her geçen gün gelişen, büyüyen, ihracat yapan bir sektör. Siz de onun parçasısınız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ki de böyle bir sektörde genç kardeşlerimizi görmek gerçekten güzel bir şey. Ve Türkiye'de bu işi bitmek gerçekten kendi ülkemiz için bir katkıdır. Ve gittikçe gelişecek. Altın hiçbir zaman değeri düşmez. Düşer kendini tekrar toparlar ama değersizleşmez. O yüzden de ve gittikçe de altın daha da değerleneceğine inanıyorum. Ve bu sektörde Türkiye'nin daha da güçlenmesini tabii de istiyorum ve destekleyeceğim. Bunun için de elimden geleni yapacağım tabii ki. Efendim hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler.